O seninle ilgili her şeyi öğrendi. Sen tam bir sahtekarsın. Miti, ben de sana... Sadece şunu söyle. Sen Vişnu musun? Yoksa Akash mı? Sadece şunu bilmek istiyorum. Benimle neden evlendin sen? Aşk için mi? Yoksa intikam için mi? Sessizliğin bütün sorularıma cevap verdi Vişnu. Yalanlarının üzerindeki perde kalktı. Ben hiçbir şey duymak ve dinlemek istemiyorum. Gidelim. Beni ondan uzaklara götürün. Miti, ben... Dinle lütfen. Miti! İnsanlar günahların ve sevapların hesabının mahşerde yapıldığını söylüyor. Benim mahkememde senin yaptıklarının hesabı bugün burada sorulacak. Bir kere Miti ile konuşmama izin verin. Sana söylemiştim.
kızıma zarar vermeyi aklından bile geçirirsen... ...senin tepene çökerim demiştim değil mi ha? Nasıl unutursun? Miti aynı zamanda benim de kızım. Sadece bir kere. Bir kere Miti ile konuşayım lütfen. Şimdi daha fazla yalan söylemeyeceksin. Şimdi söylediğin yalanları cezalandırmanın vakti. Bu... İçan'ın öğrencisi olup... ...onu bu şekilde kandırdığın için. Bu... ...kutsal olan evliliği... ...bir yalana... ...bir eğlenceye... ...sahtekarlığa çevirdiğin için. Bu hayatımın prensesini kaçırdığın için. Onu herkesin önünde yalancı çıkardığın için. Size yalvarırım. Yalnızca bir kere Miti ile konuşmama izin verin. Miti ile konuşmak mı istiyorsun? Ha? En büyük günahın da... Miti'nin kalbini kırmış olman. Sen onun hayatını mahvettin. Aşkının karşılığı olarak ona yalanlar söyledin. Miti... Miti. Ve sonra da en büyük hatayı yaptın. Sana ulaşamayacağımı düşündün. Kardeşim, şurada bir çadır köyü var. Oraya bakalım istersen. Hadi. Hey, hey! Ne oldu böyle? Ne oldu? Ne oldu söylesenize? Kim dövdü? Kim yaptı?
Biri geldi ve onu tartakladı. Söyleyin, sonra ne oldu da karısını ona alıp gitti. Ne oldu, uyan yavrum, uyan. Çabuk taşıyın şunu. Çabuk götürün. Yatağa yatırın. Karın nerede oğlum? Söylesene he? Karın nerede? Karın nerede oğlum? Nereye gitti? Kim götürdü onu? Söylesene yavrum. Taşıyın onu. Hadi. Miti, neler yaşadığını çok iyi anlayabiliyorum canım. Olanların hiçbiri doğru değildi, evet. Ama kızım, böyle susarak hiçbir şey olmaz. Hiç. Bay Takur. Alo, Raghavendra. Oğlum, ne zamandır seni arıyordu. Açmıyorsun, ne oldu? Her şey yolunda değil mi? Söyler misin? Miti'yi bulabildiniz mi? Bay Takur, Miti'yi bulduk. Şu anda yanımızda. Herkese söyleyin, endişelenmesinler. O çok iyi. Miti'yi buldunuz demek. En kısa zamanda geliyoruz. Ben havaalanına gidiyorum. Bu çok iyi bir haber oğlum. O umarım çok iyidir. Evet. Tanrım, sana şükürler olsun. Oğlum, bu güzel haberi herkese vereceğim. Sabırsızlıkla bu haberi bekliyorlardı. Damini, Divya, Kanha! Damini! Hey, neredesiniz? Çabuk buraya gelin. Ne oldu? Ne oldu? Size çok iyi bir haberim var. Hadi söylesene, ne oldu? Miti'den haber aldım. Sağ salim bulunmuş. Raghavendra ile Tapasya onu buraya getiriyorlar. Artık sadece birkaç saat kaldı. Mitimiz bulunmuş. Mitimizi bulduk. Dön beni. Evet, Miti. Mitimiz bulunmuş. Miti eve mi geliyor? Kanha! Kanha! Ben bir yeri arayacağım. Duydun değil mi İhça? Miti eve dönüyor. Mitimiz nihayet eve geliyor. Miti için endişeleniyordun değil mi? Artık endişelenme. Hanım kızımız onu eve getiriyor kızım. Güzel haberi Sürabiye'ye de vereyim. Zavallı hala endişeleniyordur. Vir oğlum, sana iyi bir haberim var. Miti bulunmuş, biliyor musun? O sağ salim eve geliyor şu anda, evet. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Sürabiye de arkadaşlarına da bir türlü ulaşamıyorum. Arkadaşının numarası kullanılamıyor diyor. Acaba ne oldu? Yoksa Sürabi'nin başı dertli mi? Kanha? Böyle güzel bir haber almışız. Sense endişe ediyorsun. Oğlum, artık endişelenme. Evet büyük baba.
Artık endişe duyacak bir şey kalmadı. Çok mutluyum. Hem de çok. Hey prensesler, hadi kalkın. Ücretsiz hizmetçiniz size yemek getirdi. Dur. Kaçarı. Hey, dur. Çekil. Kaçarı. Kaçarı. Kaçarı ne istiyor yine ha? Tatlı ya mango suyu da mı getireyim bir de? Ben sizin hizmetçiniz miyim be? Bazen düşünüyorum da ben de delirsem sizinle kalsam. Buradakiler rahat rahat yemek yiyorlar. Düşünüyorum da ben ne zaman seni görsem keyfim kaçıyor ha. Önceden bir tane deli vardı, şimdi iki tane oldu. Pavitra. Hey Pavitra. Ocakta bıraktığın süt taşmış. Aman tanrım, sütü bırakıp gelmişim. Ne çok konuştum. Senin yüzünden oyalandım burada. Şimdi ablam beni azarlayacak. Ben gidiyorum yemek istiyor sana diye. Neredesin sen? Hadi acele et. Pavitra. Geliyorum ablacığım. Ne kadar çok süt israf olmuştur şimdi. Bu ablamda yok mu? Pavitra onu yap. Pavitra bunu yap. İlaç istiyorum. İlaç istiyorum. Açın ilaç istiyorum. Bu Pavitra da hiçbir işe dikkat etmiyor. Bir de kapıyı açık bırakıp gitmiş. Dikkat ettiğim iyi oldu. Eğer bu deli kaçsaydı ablamla abim bizi ne hale getirirdi kim bilir. Hem zaten ablamın heyheyleri de üzerinde. Her şeye kızıyor. Kardeşim! Hey kardeşim! Kardeşim! Kardeşime ne oldu ha? Kardeşime elini kaldıran kim? Kimdi o? Bilmiyoruz. Şehirden bir adamdı. Hey kardeşim! Kardeşim! Aç gözlerini aç! Kimdi o ha? Ratot muydu yoksa? Ha? Söyle! Hey kardeşim söyle! Ratot'tu değil mi? Ratot! Bugün seni paramparça edip köpeklere yem edeceğim Ratot! Kardeşim! Hey kardeşim! Kardeşim! Aç gözlerini aç! Kendine gel hadi! Bana doğruyu söyle! Halama verdiğin sözü tuttun mu? He? Abi! Karını bıraktın mı? Onu öldürdün mü? Cesedi nerede? Nerede cesedi? Anne. Ceset nerede? Ceset nerede? Eve gidelim. İhanet mi ettin yoksa ha? Söyle, söyle! Eve götür beni. Söyle! Kendine gel! Akaş uyan, uyan! Konuş! Beni eve götür. Lütfen abi. İlaç. İlaç. (Gülüyor)
İlaç. İlaç. Kadambari. Ne yapıyorsun sen burada? Buna nasıl cüret edersin? Odaya gelmişsin. Benim odama. Hı? Ne çalacaktın? İlaç mı? Neden? Gece gündüz ilacını almıyor musun sen ha? Ha? Hata yaptım. Affet beni. Kadambari yenge odadan nasıl çıkmış? Vurma bana! Kimseye söylemeyeceğim, kimseye! O sarı söylemeyeceğim, söz veriyorum. Söz veriyorum sana. Söz veriyorum, kimseye söylemeyeceğim. Bundan sonra bu kadar rahat olmayacaksın. Anladın mı beni? Bugünden sonra gözüm üzerinde olacak. Sabah akşam odanı ben kilitleyeceğim. Eğer bir daha ağzını açarsan seni öbür dünyaya gönderirim. Benim bilmediğim bu sır da ne? Damini, Miti'ye bir şey söyleme lütfen. Biliyorsun ki kaldıramayabilir. Miti! Kızım, iyi misin sen? Bana söylemeden gitmişsin. İyisin öyle değil mi? İyiyim, iyiyim anne. Endişelenmenize hiç gerek yoktu. Ben ona gayet iyi bakıyordum. Hem zaten o yenilgiyi kabul etmez ki. Bay Takur, biz Miti'ye bir şey söylemedik. Nasılsın kızım? Ha? Şimdiye kadar nerelerdeydin? Seni bulmak için o kadar uğraştık ki. Her yerde aradık ama bulamadık. Tanrı'ya şükürler olsun ki nihayet geri döndün. Sen evine döndün Miti. Hiçbir şey olmadı. Her şey düzelecek. Artık başına kötü bir şey gelmeyecek.
artık abim burada. Nereye gittin sen? O kadar endişelendik ki. İyisin değil mi kızım? Neredeydin sen? Annem nerede? Anneannem. Annem nerede? İçeridedir değil mi? Ben ona bir bakayım. Metin. Ne oldu oğlum? Abla, Nirbay abim Mithin'in cesedini mi getirdi? Hadi bakalım. Vişne. Oğlum. Hey, hey kardeşim. Oğlumu kim bu hale getirdi bilmek istiyorum. Eve gelen o Rato denen adam. Meğerse o yapmış bunu. Köylülerin söylediklerinden anladım bunu. O yapmış bunları. Ama size söz veriyorum. İkisini de ormanda bulduğum gibi oracıkta gömeceğim. İkisini de. Geline ne oldu peki? Öldü mü? Yoksa ölmedi mi? İtça, sana verdiğim sözü bugün yerine getirdim. Kızını eve getirdim. Anne. Anne neredesin? Anne. Neredesin? Neden beni buraya getirdin? Annem burada değil mi? Söyleyin. Annem, annem babamın evinde mi? Hadi,
Babamın evine gidelim lütfen. Ben annemle konuşmak istiyorum. Lütfen beni anneme götürün. Hadi lütfen. Miti? Miti. Annen bu dünyadan göçtü kızım. Hayır! Miti! Sen ne diyorsun? Bu yalan. Bu yalan. Miti buraya gel kızım. Annem nerede? Nerede anneanne? Annem nerede? Annem nerede? Anneanne bana cevap ver lütfen. Annem o nerede? Annem babamın... Sakin ol Miti, sakin ol lütfen. O hepimizi bırakıp gitti kızım. Hayır anne, bu mümkün değil. Annem beni bırakıp nasıl gider? Annem beni bırakıp gitmez. Annem beni bekliyordur değil mi? Mitesinin eve dönmesini bekliyordur. Ben gidip anneme söyleyeceğim. Ben geldim diyeceğim. Hadi beni anneme götürün lütfen. Anneme gitmek istiyorum. O nerede? Miti, ne annem olur. Beni bırakıp ne olur gitmezler geldi. Gidemez anneanne değil mi? Anne beni bırakıp gitmez. O gitmez. Annem nerede anneanne? O nerede? Ne olur yanına götürün beni. Miti, yalvarıyorum anneanne, ne olur. Ben oraya vardığımda kardeşim kanlar içinde yatıyordu. Habitra, git zerdeçal merhemini getir. Hemen doktor çağırmamız gerekiyor. Hayır. Doktora gerek yok. O benim kanımdan. O biricik oğlu. Annesi ona hayat verir. Annesi hala hayatta. Annesi yanında. Bunlar nasıl oldu anneanne? İçacığım, hanım kızımız canı için savaşırken onun için dua etmeye mabede gitmişti. Ah!
sonra öyle bir halde geri döndü ki asla aklıma gelmezdi. Yanımızdan geçti ve hiçbirimiz onu tanıyamadık. Hanım kızımızın ameliyatı vardı. Birinin kalbine ihtiyacı vardı. İçam giderken kalbini hanım kızımıza vermiş. Kaza geçiren kadın. İşte bu. Son nefesini vermeden biraz önce organ bağışı yapmak istedi. Miti. İçam'ın haberini sana ulaştırmaya çalıştık kızım. Çok uğraştık ama O sahte Vişnu'nun seni bizden bilerek uzak tuttuğunu bir türlü anlayamadık. Düşündük ki İçan'ın ölümünden sonra birkaç güne gelirsin. Ama annenin külleri seni bekledi kızım. Külleri suya sen bırakacaksın. Ne kadar talihsizim. Ne kadar şanssızım. Onu son bir kez göremedim. Annemi göremedim. Hayır, hayır. Vişnu'nun yanındaydım ve onu... Onu son bir kez göremedim. Dördüncü günde de seni bekledik. Belki bir ihtimal gelirsin diye. Nasıl gelseydim? Nasıl gelseydim? O insanlar bana haber vermediler ki. Bir kere bile söylemediler. Düşmanım bugün öldü. Bilerek Vişnu'nun annesi o gün bana dans ettirdi. Neden bana bunu yaptılar anneanne? Neden? Bu insanlar benden nasıl bir intikam alıyorlar? Neden? Ben onlara ne yaptım ki? Annemi son bir kez göremedi. Kızım Miti. Bana izin vermediler anneanne. Bana neden Miti, bunu yapmışlar? Neden anneanne? Miti. Seni son bir kez göremedim anne. Neden? Neden anne? Anne! Miti. Hadi Miti. Miti. Gel kızım. Odana gidelim senle. Miti ne ol kızım. Hadi kalk. Hadi kalk kızım. Hadi Miti kalk hadi. Tamam kızım. Oğlum kalk. Kalk hadi. Bak. Bak küçük bir yara sadece. Bir şey yok. Hadi. Hadi kalk oğlum hadi. Bak annen dokundu sana. İyileşeceksin. Kardeşim oldukça kan kaybetmiş. Onu hastaneye götürmemiz gerek. Hayır dediysem hayır. He oğlum. Annen ne diyor duymuyor musun? Kalk.
hadi. Anne. Anne. Bakın, oğlum iyi işte. Yarayı temizleyip sonra merhem süreceğiz. Sabaha kadar bir şeyin kalmaz oğlum. Metin ol. Sana başka ne diyebilirim ki? Bilmiyorum. Çok büyük acılar yaşadın. Ama anneannen hayatta. Ve senin yanında. Bu insanlar çok acımasızlar. Çok kötüler. O Vişnu. Akash. O isme o kadar alışmıştım ki anneannem. Baba. Kızım benim, canım benim. Olanların hepsi kötü bir kabustu kızım. Artık hepsi bitti. Maalesef hepimiz o sahtekâra kandık. Ama artık bitti benim güzel kızım. Ben senin babanım. Ben yanındayım senin. Sana çok iyi bakacağım Miti. Senin baban senin yanında artık. Güzel kızım. Hadi. Tanrı'ya yemin ederim ki o Ratod'u öyle bir hale getireceğim ki akıttığı her damla kanın hesabını verecek bana. Hadi. Hadi kalk oğlum. Hadi. Adamsın sen, erkeksin. Hadi kalk. Sen Avinash'ın oğlusun. Benim kanımdansın. Hadi. Ama bakın kardeşim çok kötü yaralanmış. Eğer bir yeri kırıldıysa onu... Sus dedim, sus! Ne sanıyorsun ki? Benim oğlum erkek değil mi? He? Hemen düzelecek. Sana söz veriyorum. Düzeleceksin. Hadi. Odama git ve oradaki bitki kutusunu getir. Taze çiçeklerle ezip merhem yap bana. Bir de sıcak zerdeçal sütü kaynat. Sen de sıcak suyla 4-5 parça bez getir, temiz olsun, tamam mı? Yarayı temizleyeceğiz ha? Hadi. Yürüsenize hadi. Hey, bu bir erkeğin gözü. Hadi, yeter artık. Miti, ben biliyorum sen... Annene veda ederken burada olmadığın için çok üzülüyorsun. Çünkü hepimizden çok uzaktaydın. Ve senin hiçbir suçun yok. Bu kaderin bir oyunu. Sabırlı ol kızım. Tanrı kim bilir bizi... Neden böyle bir sınavdan geçirdi?
Senin annen, benim İccam, onu da yanına çağırdı ve götürdü. İccam'ın kalbi bugün Tapasya'nın bedeninde. Kızım, bunlar hep Tanrı'nın işi. Hepsi kader bunların. Ama artık sen üzülme, olur mu? Neler olduğunu hiç konuşmayalım. Artık bunların hepsini unut. Ama evet, ne olursa olsun sakın doğruluğa inanmaktan vazgeçme. Gerçeğe olan inancını asla yitirme. Çünkü kötü insanlar her zaman olacak. Ama sen doğrunun, gerçeğin yolundan asla ayrılmayacaksın. Bu da sana annenin mirasıdır kızım. Abla, beni dinle. Oğlanın durumu iyi değil. Onu hastaneye götürelim. O küçükken terastan düştüğünde onu kim tedavi etti? Hı? O İngiliz doktor anneden büyük mü? Anneyim ben, anne. Tamam mı? Ha? Onu ben iyileştiririm. Hadi oğlum. İyileş artık. Kanımın üzerine yemin ettin sen. Ha? Abla, eğer yara daha çok kötüleşirse iyileşmez. Asıl iyileşmeyen yara benim bağrımda İccan'ın açtığı yaradır. Onun yanında bu ne ki söylesenize. Oğlumun kalbi nefret ateşiyle yanıp duruyor şimdi. Göğsünü gere gere kalkacak o. Miti'yi nasıl öldürdüğünü anlatacak. Al oğlum. İç. İç hadi. Güçleneceksin. Oğlum evine gelmiş. Hadi iç bakalım. Ama dinle. Baba, neden durumunu anlamıyor? Anlatsana. Sessiz ol. Şu an kimseyi dinlemeyecek. Baba bak ama... Hey Nirvay oğlum. Bu ne ha? Sen erkeksin. Kadın gibi fısıldaşıyor musun yani? Endişe duyacak bir şey. Oğlum düzelecek. Hı? Hanım kızım. Gelsene. Neler yaşadığını çok iyi anlayabiliyorum Miti. Yeter kızım, yeter, geçti. Dünyada kimse annenin yerini dolduramaz canım. Çok iyi anlıyorum seni. Ben senin teyzenim. Anne yarınım. Ama anne annedir. Bunu ben de bilmiyordum canım.
Şimdiye dek onca acılar yaşandı ve... hiç kimse bana hiçbir şey söylemedi. Annen hepimizi burada bırakıp gitti miydi? Ben o sırada komadaydım. Derler ki eğer bir insanın sıkıntısı varsa sadece kendine yakın olanlarla istediği gibi konuşabilirmiş. Ben de annenle konuşuyordum canım. Yaşayacağımı sanmıyorum. Hayır Tapasya. Yaşamak zorundasın. Cesaretli ol. Bu arkadaşlığın da sonu geldi İccan. Kalp atışlarımı bile duyamıyorum artık. Ben senin kalp atışlarını duyabiliyorum Tapu. O ne diyordu biliyor musun Midi? Yaşamak zorundasın. Kendime geldiğimde rüya olduğunu anladım. Kimse bana İccan'ın beni bırakıp gittiğini söylemedi. Ama ben şu anda bile İccan'ı yine yanımda hissediyorum kızım. Nabzı zayıflıyor. Nabzı nasıl zayıflar? Onun bedeninde benim kanım dolaşıyor. Ona bir şey olmaz. Oğlum, kalk. Annen emrediyor sana. Hadi kalk oğlum. Oğlum kalk. Şimdiye kadar seni bulabilmek için çok uğraştık Miti. Her yerde seni arayıp durduk canım. Ne zaman İççayı rüyamda görsem hep aynı şeyi söylüyordu bana. Miti'ye iyi bak diyordu. Miti'nin eksikliğimi hissetmesine izin verme diyordu. Miti benim canım diyordu. Ve o senin sorumluluğunu bana bıraktı. Ve sonra bizi bırakıp gitti. Sen o sorumluluğu çok iyi yerine getirdin Tapasya, merak etme. Hem de çok iyi. Miti, annenin kalp atışlarını dinlemeyecek misin? Anne. Anne.
anne. Sana söz veriyorum canım kızım. Annenin eksikliğini hissetmene asla izin vermeyeceğim. Bundan sonra kimse sana zarar veremeyecek. Kimse sana kem gözle bakamayacak. Bu sana Tapasya annenin bir sözüdür. Oğluma? Ha? Ne? Söyle. Hadi oğlum. Ha? Korkacak bir şey yok oğlum. Annen yanındasın. Ha? Tamam mı? Bir şey olmayacak. Ha? Hiçbir şey olmayacak oğlum. Anne. Evet. Sen benim canımsın oğlum. Biricik oğlumsun. Anne. Evet, annen burada. Ne istiyorsun? Miti. Mete'ye gitmek istiyorum. Görüyor musun abla? Ben sana daha önce de söylemiştim. Baksana, şu yaralı haliyle bile dilinden Mete'den başka bir laf duymuyoruz. Bu nasıl iş böyle? Abla, ben sana ne zamandır söylüyorum. O artık bizden tamamen koptu. Onun tek düşüncesi Mete. Ne dedin sen? Söylediğini duyamadım. Abla dur. Bir daha söyle. Abla, ben sadece şey demeye çalışıyordum. Oğlumuz Mete'yi öldürdü ama onun hayaleti bir türlü onun yüreğinden çıkamıyor. Abla, Mete gerçekten öldü mü emin değiliz. Nilbay onun öldüğüne dair herhangi bir delil bulamadı. Evet, onun cesedinden hiçbir iz yok. Benim evladım annesine karşı böyle bir şey yapmaz. Ey Nirbay, hadi kardeşini odaya götür. Oda temiz mi? Evet abla, Kaçari odayı temizledi. Mete'ye dair herhangi bir iz bırakmadı. Sen hiç merak etme. Devya. Bay Radot, size çok teşekkür ederim. Bugün sizin sayenizde benim kızım Mete nihayet evine dönebildi. Çok teşekkür ederim. Neden bunu daha önce tahmin edemediğimi anlayamıyorum. Hem sizin söylediklerinize de itimat edemedim. Sizi anlayabiliyorum Bay Bundela. Teşekkür ederim. Mete'ye nasıl ulaştığını bize söylemedin ama. Evet evladım. Biz Ateş Kat'a gittiğimizde ondan herhangi bir iz yoktu. Evet Bay Radot, ben de bunu anlayamadım. Doktor bana telefon açtı ve ben size telefon açtım.
Ama siz bunlardan önce Ateş Kat'a nasıl ulaştınız? Ayrıca baba, bu insanlar ne istiyormuş? O sahte Vişnu'yu neden Mit'in hayatına sokmuşlar? İntikam almak için. İntikam mı? Ne intikamı? Neyin intikamıymış bu? Onun adı Vişnu değil. En başından şüphelendiğim gibi çıktı. Vişnu değil mi? O zaman adı ne? Onun ismi Akash. Akash mı? Akash da kim? Akash. Avinash'ın oğlu. Avinash yıllar önce Yuraç'ı kaçırmıştı. Hatırladınız mı? O İtcha'nın öldürdüğü adam. Akash da onun intikamını almaya çalışıyor. Hem de yıllardır. Benim amcamın oğlu mu? Hı-hı. Avinash'ın karısı. Yani Akash'ın annesi. Akash'ı çocukluğundan beri intikam ateşiyle büyütmüş ve kışkırtmış. Şimdiye kadar sürekli İtcha ile uğraştı. İtcha'nın ölümünden sonra intikam ateşi ve nefreti daha da artmaya başlamış. Şimdi de tek arzusu Miti'yi annesinin yanına göndermekmiş. Ne? Miti? Miti'yi mi öldürecek dedin? Onlara en ağır cezayı vermemiz gerek. Hayır. Onların hayatları nefret üzerine kurulu. Biz o yoldan yürümemeliyiz. Yürümeyeceğiz de. Siz Ateş Kat'a nasıl ulaştınız? Ama bize bunu söylemediniz. Ya da Miti'yi nasıl buldunuz? O eve en son birlikte gittiğimizde orada bir şeylerin doğru olmadığını sezdim. İşte o yüzden oraya geri dönmek zorunda hissettim. Daha sonrasındaysa beni Veer aradı. O da zaten doktorla konuşmuş. Bu sayede onları bulmamız hiç zor olmadı. Zaten köye de çok yakındık. Sana yalan söylediğim için üzgünüm Kanha. Ama sana nasıl söyleyebilirdim ki? Karın Surabi'nin seni kandırdığını nasıl söyleyebilirim? Maalesef söyleyemem. Onun bir daha eve dönmeyeceğini sana nasıl anlatırım? Miti? Alnından sinduru silmişsin. Peki geriye kalan izleri nasıl sileceksin? Anıların, o nişanların,
her şeyi nasıl unutabileceksin? O aşk, o yeminler, bunların hiçbiri gerçek değildi. Ama sen ne yaptın? Bu evliliğin yürümesi için elinden geleni yapmaya çalıştın. Hem de o Akaş'ın evinde. Peki karşılığında ne elde ettin? Nefret, yalan. O insanlar kutlama yaptılar. Annenin ölümü üzerine seni dans ettirdiler. Bunu nasıl unutabileceksin? O insanlar düzenbazdı. O aşk, o törenler, her şey bir yalandan ibaretti. Bunların hepsi birer leke. O izleri, o nişanları, her şeyi hayatından silip atman gerekiyor. Unut Miti, o Akaş'ı unut. Her şeyi unut. O evliliği unut. Bütün hatıraları sil. Artık sen kimsenin karısı değilsin. Sen sadece Miti'sin. Miti, İtcha ve Wirsing Bundela'nın kızı Miti. Miti Wirsing Bundela. Sürabi'nin telefonuna ulaşamıyorum. Buradaki herkes Miti'nin dönüşüyle çok mutlu oldu.
Eğer o da burada olsaydı o da çok mutlu olurdu. Anne, Miti'nin evliliği yeni bir olay. O insanlar bizden intikam almayı çok önceden kafalarına koymuş. Sürabi Kanha ile evlendiğinden beri. Ne? Sürabi mi? Sürabi mi? Hayır. Bu nasıl böyle bir şey olabilir? Sürabi yenge mi? Şimdi daha iyi anlıyorum. Vişnu'nun yaptığımız hamlelerden nasıl haberdar olduğu şimdi anlaşıldı. Benimle çok tatlı bir dille konuşuyordu. Sonra benden aldığı bütün bilgileri Vişnu'ya yetiştiriyordu. O bizim evimizdeki ajandı. Ona olan güvenimizi nasıl da kullanmış. İşte baba. O Akash'ı bir türlü suçüstü yakalayamamıştık. Nedeni buymuş demek ki. Buna inanamıyorum. Sırf intikam almak için sahte evlilik yaptırmışlar. Hem de bir kıza. Sırf yoktum diye halam hemen benim odamı işgal etmiş. Surabi. Evet. Benim odamda böyle hırsız gibi ne yapıyorsun? Burası benim odam hala. Eşyalarımı odama yerleştiriyorum. Bak tatlım, burası senin odandı. Artık burası benim odam. Anladın mı? Ama ben nerede kalacağım? Sen misafir odasında kalacaksın. Dinle. Bir kız kocasının evinden babasının evine dönerse nerede kalır? Misafir odasında kalır değil mi? Hadi. Şimdi ben sana eşyalarını çıkarmana yardımcı olacağım. Başımda niye bekliyorsun? Hadi. Hala. Neden böyle yapıyorsun? Ben kendi evimdeyim. Burası benim evim. Sen beni kendi odamdan dışarı çıkarıyorsun. Seni aptal kız. Bir kız evlendikten sonra onun tek evi kocasının yanı olur. O kadar. Hadi. Unuttuğum bir şey var. Ben bu evliliği kendi rızamla yapmadım. Sırf halam intikamını alsın diye ben hayatımı, yıllarımı bu uğurda feda ettim. Bak bak bak. Sen bana fedakarlıktan mı bahsediyorsun? Sırf senin bir hatan yüzünden o Miti'nin ailesi bu eve geldi. Sanki biz burada yıllarca eğlenip keyif sürüyorduk. Şuna bak. Sakın bana bir daha fedakarlıktan bahsetme. Biz ablamız için senden daha az fedakarlık yapmadık, tamam mı? Bana bak Sürabi. Beni daha fazla sinirlendirme. Zaten bir çuval inciri berbat ettin. Hadi, eşyalarını al ve misafir odasına doğru yol al. Hadi. Bana bak. Odaya giderken Akaş'a da bir göz at. İyi mi değil mi bir bak. Ayrıca gitmeden önce ışıkları söndür. Çok yoruldum. Uyumam lazım. Bu aile hiç mi bir şeyden şüphelenmedi? Millet ayakta mı uyuyordu? Bunlar nasıl insanlar? Nasıl böyle bir şey yaparlar? Bu Surabi ve Vishnu'nun ilişkisi. Onlar kuzenler. Ah! Hepimizin önünde nasıl bu kadar masum rol oynadı? Hepimiz ona tamamen güvenmiştik. Bir insan nasıl böyle bir şey yapabilir? O insanlar çok adi bir şekilde iki masum insanın hayatını mahvetti. Hayır. Siz neden bahsediyorsunuz? Bu doğru olamaz.
Bu bir yalan. Sürabi herkese çok iyi baktı. Bana, büyük anneme, herkese. O böyle bir şey yapmış olamaz. Siz kesin yanlış anlamışsınızdır. Kanan. Yani siz şunu mu demek istiyorsunuz? Benim Sürabi'yle olan evliliğim bir komplo mu yani? Hayır. Böyle bir şey olamaz. Ben de Miti gibi aldatıldım mı yani? Kana. Bu imkansız Kana. Bir şey. Böyle bir şey olamaz. Bu doğru değil büyük anne. Ben senin affına sığınıyorum. Yalan söylemek benim doğama ters. Yalan söylemek bana göre değil. Gerçek ne kadar acı olursa olsun, söylemek zorundayız. Kabul etmek zorundayız. Seni gayet iyi anlıyorum. Hakikat maalesef bazen hayatımızı mahvedebiliyor. Ama bana güven. Hiç kimse ama hiç kimse hayatını yalanlarla sürdüremez. Bu gerçeği kabullenmek zorundasın Kanha. Gerçek şu ki maalesef Sürabi senin karın oldu Kanha. Sırf ailesinin intikamını alabilmek için seninle evlendi. Bunların hepsi bir oyundu. Ama artık şu bir gerçek. Onun maskesi düştü ve kimliği ortaya çıktı. O artık bu eve dönemeyecek. Bu belki seni yaralayacak. Ama gerçeği kabullenmelisin. Üzgünüm. Benim evliliğim bir yalan mıydı? Sürabi sırf intikam alabilmek için mi? Benimle evlendi yani. Bu gerçek olamaz. Hayır, bu mümkün değil. Böyle bir şey gerçek olamaz büyük Kanha. Anne. Büyük anne, bu gerçek değil. Kanha. Bu doğru. Tek gerçek bu. Bu gerçeği kabul etmek zorundasın oğlum. Sürabi seninle oyun oynadı. O Vişnu mu yoksa Akash mı, her kimse neyse, o da Miti'yle oyun oynadı oğlum. Onlar hepimizle oyun oynadılar. Tek gerçek bu. Biz basit ve dürüst insanlarız Kana. Biz onlara güvendik oğlum. Karşılığında onlar bizi kandırdı. İşte gerçek bu. Hepimiz bu gerçeği artık kabul etmek zorundayız. Ben yalnız kalmak istiyorum. Kana. Benim hayatım darmadağın oldu. Sense benim odamda huzurlu bir şekilde uyuyorsun. Artık kendi odam bile elimden alındı. Ben sana o kadar yardımcı oldum. Herkesi kandırdım. Sırf ailenin intikamı için kendi hayatımın en değerli yıllarını feda ettim. Ama ne oldu? Karşılığındaysa tapas yabana bir sürü lanet okudu. Sen kendi işini tamamladın değil mi Akash? Miti'yi öldürdün. Hayır.
Vişnu, hiç iyi yapmadın. Hem de hiç iyi bir şey yapmadın. Pyar hai ya saza, hai mere dil bata. Tootta kyun nahi, dard ka silsila. Is pyar mein ho kaise kaise intihan. ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां seni seviyorum ya rabba de de koi jaan bhi agar dil par pe ho na dil par pe ho na koi asar ho ya rabba de de koi jaan bhi agar dil par pe ho टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला daima mutlu ol tatlım. Kızın için gözyaşların sel olup aktı. Bunu biliyorum. Anne, ben çok yakında geri geleceğim. O zaman her gün beraber olacağız. Miti'nin yanına gideyim mi? Gözyaşlarını silip ona sımsıkı sarılayım mı? Ama sanırım korkuyorum. Ona söylediğim her şey doğru çıktı. Şu an kesin bana çok kızgındır. Mumukta... Nereye gidiyorsun? Özür dilerim Mukta. Ben seni çok özledim.
Hadi lütfen. Ben seninle konuşmak istiyorum. Şimdi olmaz Miti. Daha sonra yanına uğrarım. Tahmin ettiğim şeyi düşünüyorsun değil mi? Söylediğin her şeyin doğru çıktığını düşünüyorsun. Miti, keşke benim şüphelerim yanlış olsaydı. Keşke düşündüğüm her şey yanlış çıksaydı. Keşke Miti. Bu konuda senin bir suçun yok Muktan. Sen kardeşini sahte bir evlilikten kurtarmak için tek başına savaştın ama ben... Sadece ben değil. Hiç kimse böyle bir şeyi düşünemedi. Hepimizin... Ona olan sevgimizden dolayı gözü kör oldu. Ve hiçbir şey anlayamadık. Hayır Miti. Bunu bir kabusmuş gibi düşün ve her şeyi unut. Ayrıca sadece sen değilsin. Kan abi bile büyük bir aldatmanın kurbanı oldu. Abim mi? Abime ne oldu ki? Muktan, söylesene abime ne oldu? O benim abim. Muktan bana olanları söylemelisin. Söyle. Korkma, kimseye bir şey demem. Sürabiye yenge Vişnu'nun kuzeniymiş. O ateş kattan buraya sırf iç cehenneden intikam almak için gelmiş Miti. Agat Kaşyap, mektup dayıma gelmiş. Kim yollamış ki? Sürabi. Aman Tanrım. Ama nasıl? Nasıl böyle bir şey yapabilir? Biliyor musun Muktan? Annemin öldüğü gün Sürabi... Ateşkat'a... Bir mektubun yanında tatlılar yolladı. Annem de ona güvenmişti. O anneme nasıl böyle bir şey yapabilir? En önemlisi anneanneme nasıl yapar? Sadece benim değil. Bu insanlar aynı zamanda abimin hayatını da mahvetmişler. Benim abimin nasıl bir suçu vardı ki Mukta? Her şey yoluna girecek Miti. Her şey düzelecek. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise